كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Biz korona belasından, bu tarz şeylerden nasıl korunacağız? Bizim şu anda en muhtaç olduğumuz şey duadır. Dua müminin silahıdır. Bakın, duanın şartları var. Biz bugün duanın şartlarını sayacağız. Bununla alakalı çok sual geliyor. Instagram'dan, Facebook'tan, YouTube'dan. Hocam sıkıntın var, dua et. Hocam şöyle yapsam bana dua et. Hocam dua ediyorum, kabul olmuyor. Hocam ne yapmam lazım dua için? Bak, biz bununla alakalı bir sohbet yaptık. Kısa bir sohbet. Ama şimdi çok detaylı. Allah rızası için iyi dinleyin. Bakın Allah rızası için iyi dinleyin. Bakın Allah Celle Celaluhu Mümin Suresi 60. ayetinde buyuruyor. Üd'uni estecib lekum. Bana dua edin, size icabet edeyim. Allah Celle Celaluhu diyor ki benden isteyin ki size vereyim. Bir kimse Allah'tan istemezse Allah o kişiye kızıyor. Biz bugün bir adamın kapısına 3 kere gitsek, üçüncüsüne bize küfür eder, kapıdan kovar. Geri git lan, yeter artık da, ben seninle mi uğraşacağım kardeşim ya? Dakika başı geliyorsun geliyorsun, yeter ya. Allah Celle Celaluhu bana gelmezseniz kızarım diyor. Nasıl iş? Hı? Nasıl iş? Allah diyor ki bana gelmezsen kızarım sana diyor ya. Biz bugün duanın şartlarını sayacağız. Bakın dua ile alakalı en ama en ayrıntılı sohbet. Çok dikkatli dinleyin. Allah rızası için bak ince ince size hepsini anlatacağım. Bir, duadan önce tövbe. Tövbe edeceğiz. Ya Rabbi ben bütün günahlarımdan tövbe ediyorum. Beni affet. Estağfirullah. 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 El azim. El rahim. El kerim. Ellezî la ilahe illa hu. El hayyel kayyume ve etubi ileyh. Bu. Tövbe. Ama ağız ile değil. Kalp ile tövbe. Biz duadan önce mutlaka ama mutlaka tövbe edeceğiz. Kul haklarını iade edeceğiz. Ya şimdi bununla kim olacak? Sen zaten baştan bizi iptal ettirdin. Ben şimdi nereden bulacağım da kul hakkı da. Bak şimdi. Zaten bizim sıkıntımız bu. Biz duada gevşek olduğumuz için, biz duanın şartlarına riayet etmediğimiz için bugün dualarımız kabul olmuyor. Anlatabildim mi kardeşim? Biz bugün bak ben burada bütün şartları en ince ayrıntısına kadar sayacağım. Bakalım kaç kişi bunu yapacak? Bakalım kaç kişi bunu yapacak? Bir, duadan önce tövbe. İki, kul haklarını iade. 1 lira bile borcun varsa ödeyeceksin. Kalmayacak. Küfür ettin mi? Adam arayacaksın, helalleşeceksin. Haliç hakkını helal et, ben sana küfür ettim. Böyle. Ya ben şimdi bunu söylersem o zaman söylemeyecektin kardeşim. Ben işte arkasından gıybet ettim. Şimdi ben sana ona gidip işte arkandan gıybet ettim dersem ya şimdi adam aramız bozacak. Yapmasaydın kardeşim. Gıybet etmek ölü kardeşinin etini yemektir. Ayet. Ya ayet ayet ya. Ölü kardeşinin etini yemektir. O kadar pis bir şeydir gıybet. Ama bugün bizim ağzımızda sakız. Devam ediyoruz. 3. Helal yemek. Helal yemek duanın kabulüne şarttır. Eğer bir adam duasından önce tövbe ediyorsa, kulaklarını iade etmişse, yani herhangi birine kulak yoksa ve helal yiyorsa, yani alnının teriyle harcayıp yiyorsa kardeşim, bu adamın duası kabul olma şartlarındandır. Ondan sonra 4. Doğru konuşmak. Adamın ayaküstü 40 tane yalanı var. Ondan sonra dua ediyorum kabul olmuyor. Ya arkadaşım sen ilk önce şu 10 lafından 9'u yalan olan ahvalinden vazgeç. Bugün adam esnaflarda maalesef özellikle bu var. Mal satacağım diye kardeşim adam 40 tane yalan söylüyor ya. Ya bu kadar mı yaygın olmuş bir şey? Ağzımıza sakız olan bu yalan varken bizim duamız nasıl kabul olsun? Ondan sonra tam bir himmetle Allah Celle Celal'in kapısına yönelmek. Tam bir himmet. Yani ben bu dua ediyorum. Benim duamı ancak ve ancak Allah Celle Celaluhu kabul eder. Allah'tan başka kimse benim duamı kabul edemez. Araya kimseyi katmıyorum ben. Ya Rabbi direkt senden istiyorum. Direkt Allah'tan isteyeceğiz. Bak bu şart bu. Allah'a himmet edeceğiz. Duanın 5 tane kabul şartı var. 1. Duadan önce tövbe. 2. Kul haklarını iade. 3. Helal yemek. 4. Doğru konuşmak. 5. Tam bir himmetle Allah Celle Celaluhu'nun kapısına yönelmek. Rükunları nelerdir? 1. Huzuru kalp ile
Bakın, kalbin Allah Celle Celal'le birlikteliğini temin etmek. Ne demek yani? Huzuru kalp. Kalbin Allah Celle Celal'le birlikteliğini temin edeceksin. Yani kalbin Allah'a direkt bağlanacak. Duanın rükünleri. İkincisi nedir? Rikkat. Kalp ve gönül yumuşaklığı. Yani içindeki o bütün kin, nefret, haset ne varsa kötülük adına hepsini boşaltacaksın. Yumuşak kalp, yumuşak gönülle. Ya Rabbi, sana muhtacım. Ya Rabbi senden istiyorum ya Rabbi. Kalp ile bak kalp. Kalp var ya bizim sıkıntı kalpler taş olmuş. Taş taş odun olmuş. Bu kalple biz nasıl doğacağız kardeşim ya? 3. Rükunlarını sayıyoruz. 3. Huşu. Allah Celle Celal'in karşısında tam bir saygı ile boyun eğmek. Böyle. Ya Rabbi senden istiyorum. Böyle, böyle değil yani, böyle yok. Eller havaya bakacak. Niye? Vahabiler hani diyor ya, haşa Allah göktedir. Ne denerek biz diyor elimizi havaya çözüyor diyor. Allah haşa. Kardeşim dua kapıları gökte. Dua kapıları gökte. Kafamızı biz böyle kaldırmıyoruz. Biz dua ederken niye böyle yapıyoruz? Boynu kırıyoruz. Elimiz böyle. Dua kapıları gökte. Dua ettiğim zaman dualar gökyüzüne yükseliyor. Allah Celle Celle'nin kabul makamı gökte. Anladık mı? Bu yüzden. Duanın kabul vakitleri. Burası çok önemli. İyi dinleyin. 1. Ezan ile kamet arası. 2. Yolculuk zamanı. Yolcunun da ettiği dua kabul oluyor. 3. Hastalık dönemi. Hastanın duası meleklerin duası gibidir hadisi şerif. Bir hastayı ziyaret ediyorsanız ondan dua isteyin. Koronaları ziyaret etmeyin. Onun haricindeki hastalıkları. Ha bizim alt komşu koronalı bir gideyim dua isteyeyim deme. Manyaklık yapma kardeşim, tamam mı? Koronalar hariç yani bulaşıcı hastalığı olan aksırıkla, öksürükle, tıksırıkla bulaşan hastalıklar hariç gerisinde ziyaret edin, dua alın. Ondan sonra zulme uğrama durumu. Mazlumun duasıyla Allah Celle Celaluhu arasında hiçbir perde yoktur. Bakın mazlum eğer gavur olsa dahi, kafir olsa dahi Allah Celle Celaluhu ile mazlumun arasında perde yoktur. Dikkatli olmak lazım. Bir adamın malını gasp edersin, canını yakarsın. O kişi o anda, o kişi o anda bakın derse ki ya Rabbi derse ben sana açıklıyorum kardeşim, bittin. Bittin yani. O kadar açık konuşurum. Ondan sonra seher vakitleri. Yani sabah ezanı vakti. Sabah ezanı vakitleri. Yani güneş doğmasına yakın vakitler. Güneş doğmadan önceki vakitler. Bu zamanlar seher vakitleri. 6. Yağmur yağarken. Yağmur yağarken yapılan dualar reddolunmaz. 7. Cuma gününün tamamı. İnce detayı imam hutbeden inerken, mihraba kadar yürürken yapılan dualar reddolunmaz. 8. Çarşamba günü ikindiye yakın saatte. Çarşamba günü ikindiye yakın saatte yapılan dualar reddolunmaz. Ve iki secde arası yapılan dualar reddolunmaz. İki secde arası ne yapabiliriz? Ya Rabbi ighfirli. İki secde arası Ya Rabbi ighfirli. Şimdi bunlar kabul vakitleriydi. Allah Celle Celal Kur'an'da buyuruyor. Estaizu billah, Bismillah. Kuntum hayra ummetin uhricet linnas te'muruna bil ma'ruf ve tenhevne anil munker ve tu'minuna billah. Siz insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İnsanlara iyiliği emrede, kötülükten nehyedersiniz ve bir olan Allah'a iman edersiniz. Peygamber Efendimiz son peygamber. Başka peygamber gelmeyecek. Allah Celle Celaluhu insanlara iyiliği emredip kötülükten nehyetme vazifesini bizlere zimmetledi. Bu vazife sadece peygamberlerin görevi değil. Biz hayırlı ümmet olduğumuz için Allah Celle Celaluhu bunu bize zimmetledi. İnsanlara Allah'ı anlatacağız. İnsanlar Allah'ı bilecek. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر
وتؤمنون